Özlem, yeniden hoş geldin. Küçük bir teknik aksaklık yaşadık Özlem'le. Ben tekrar sözü çok da uzatmadan aslında yeniden sana bırakıyorum. Tamam, çok teşekkürler Damla. Evet, kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. En son Arçelik dünyasında 45 binden fazla bir çalışan sayısı olduğundan bahsetmiştim. Özellikle 9 fabrika, yani 30 fabrikamızın 9 ayrı ülkede konumlandığını bu slide üzerinden görmüş oluyoruz. Son zamanlarda takip ettiyseniz bir de Whirlpool satın alması gerçekleşti. Onunla birlikte özellikle fabrika sayısı Avrupa'daki ülkelerde de yayılım gösterecek. Evet, markalara baktığımızda şimdi biz Arçelik dediğimizde tabii Arçelik aynı zamanda bir markası. Yani Arçelik globalin altında bir marka Arçelik. Burada özellikle yapılan araştırmalarda bir love marka olarak öne çıkıyor. Bu kısımları hızlı geçeceğim. Sadece hani bilmeniz açısından söylemek istedim. Beko Avrupa'da özellikle solo pazardaki lider markamız. Grundig özellikle küçük ev aletleri premium segmentte Avrupa'da yine lider markamız. Tabii ki büyük aletler de var, büyük aletleri de var ama özellikle hani lider olduğu kısımları söylemek istedim. Altus biraz daha low segment bir ürünümüz. Arctic Romanya'daki pazar lideri markamız. Burada Dolans'tan bahsedebilirim. Pakistan'daki pazar lideri markamız. Defy Güney Afrika'daki pazar lideri markamız. Diğerleri de yine farklı ülkelerde. Flavel, Leisure yine İngiltere'deki lider markalarımızdan diyebilirim. Evet, burada da genel olarak dağılımda görüyoruz. Hızlı geçiyorum. Evet, dijital transformasyon. Bu görüntü Romanya'daki fabrikamızdan bir görüntü. Endüstri 4.0'ın uygulandığı bir fabrikamız. 24 saat boyunca çalışabilen, ışıklar kapalı çalışabilen, teknoloji sayesinde sadece bu ekranları kontrol ederek çalışabilen bir fabrika. Endüstri 4.0'ı özellikle tüm süreçlerde yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz Arçelik olarak. Çayırova'da bununla ilgili bir de Atölye 4.0'ımız var. Atölye 4.0'da da yine arkadaşlarımız akıllarına bir fikir geldiğinde bunu uygulayabilecekleri prototipleme alanları bulunuyor Çayırova'da. Evet, buradaki Arçelik olarak mottomuz aslında evlerde sürdürülebilirliğe ilham vermek, teşvik etmek diyebiliriz. Yani yaptığımız bir iş yaparken sürdürülebilirliği de ana odakta tutmaya çalışıyoruz. CEO'muz Hakan Bulgurlu'yu takip edenleriniz vardır belki. Onun şöyle bir sözü var, çok da hoşuma gider. Hayalim bir buzdolabını toprağa gömdüğünüzde tamamen biyolojik olarak ayrılmasını sağlamak, toprak olmasını sağlamak. Yani öyle bir ürün üretmek istiyoruz ki doğaya gerçekten sıfır bir şekilde zararı olmasın. Elimizden geldiğince de bu süreci her daim iyileştirmeye gayret ediyoruz. Bir de tabii çok büyük bir topluluğuz. Yani 45 bin çalışan 145 ülkede faaliyetteyiz. Dolayısıyla kapsayıcılık, çeşitlilik, hakkaniyet olmazsa olmaz değerlerden. Bu alanda özellikle görev yapan ekip arkadaşlarımız var. Buradaki süreçlerimizi iyileştirmeye gayret eden, sadece cinsiyet yani kapsayıcılık, çeşitlilik denildiğinde bir cinsiyet tabii ki en başı çekiyor ama bizim gibi çok uluslu şirketlerde farklı noktalarda da yani her ülkenin dinamiğine göre farklı çeşitlilik noktalarını da sağlamaya gayret ediyoruz. Ve Arçelik'te yaşam anlatmayı en çok sevdiğim slaytlardan bir tanesi. Burada tabii Arçelik Koç topluluğunun çok önemli ve büyük bir üyesi arkadaşlar. Özellikle baktığınızda topluluk olarak baktığınızda çok güzel etkinlikler söz konusu oluyor. Arçelik'te de kendi içimizde yine çeşitli kulüplerimiz ve faaliyetlerimiz var. Mesela müzik kulübümüz, yelken kulübümüz, tiyatro kulübümüz. Bu arkadaşlarımız bir araya gelerek tabii şirket tarafından da destekleniyor. Örnek veriyorum tiyatro kulübümüz bir tiyatro hocasıyla birlikte çalışıyorlar ve bir oyun sergiliyorlar. Geçtiğimiz aylarda bir premier yaptılar. Şimdi de Türkiye turnesine çıkıyorlar. Yani hobilerinizi Arçelik'te yaşatmaya imkan tanıyoruz. Voleybol, basketbol, futbol,
Neyle ilgileniyorsanız, yani konumuz sadece çalışmak değil, aynı zamanda kişisel değerlerimize, kişisel zamanlarımıza da vakit ayırmak. Çeşitli ofislerimizde, özellikle Sütlüce ve Kadıköy ofislerimizde haftada 3 gün yoga seanslarımız oluyor. Cihangir Yoga ile birlikte isteyen çalışanlarımız bu şekilde bütün sağ sağlıklarını korumaya gayret ederek işlerini de devam ettirebiliyorlar. Evet, işveren markası nedir diye böyle başta girişte bir size açıklama yapmıştım. Ben çok konuştum. Bence biraz da programa katılan, bundan yetenek programlarımıza katılan Arçelikli arkadaşlarımız biraz bahsetsinler. Bu video Fresh Start staj programımızın bir etkinliğinden çekilmiş bir video. Şu anda size paylaşmak istiyorum. Ses gelmezse lütfen beni uyarırsanız çok sevinirim. Rica ederiz. Evet. Arçelik sunumlarda ya da dışarıda bize ne anlatıyorsa onu gerçekten burada her gün yaşayan bir kurum kesinlikle. 2 günlük rutinlerine dahil olmuş oldum ve aslında gerçekten çok rutin bir hayatların olmadığını ve gerçekten yenilikçi fikirlere açık olduklarını, bununla birlikte gençlerin fikirlerine, bizim yapmak istediklerimize, hayallerimize verdikleri önemi görmüş oldum. Evet, sık sık kampüs etkinlikleri düzenliyoruz. Mümkün olduğunca genç arkadaşlarımıza temas edebileceğimiz noktalarda varız. Yani vaka analizleri yapıyoruz, mülakat simülasyonları yapıyoruz. Gelen talepleri mümkün olduğunca değerlendiriyoruz. Kampüslerinizde de Arçelik'i görmüşsünüzdür veya bu yıl içerisinde gördüğünüzde uğrayıp bize selam verirseniz çok mutlu oluruz. Evet, bugünkü konumuz yetenek programları. Arçelik 4 ana yetenek programına sahiplik yapıyor. Aslında bu kadarla da kalmıyor. Bunlar özellikle program olarak yönettiğimiz yetenek programları. Fakat bir de eş zamanlı olarak yürüyen farklı programlarımız da var. Burada ismine yer vermediğim. Şöyle kısaca bir bahsedeceğim. Fresh Start bizim gençler nezdinde en bilinen yaz staj programımız. Burada ortalama olarak 2 ay kadar bir yaz stajı yapıyor arkadaşlarımız. Bu yıl 15 bin üzerinde bir başvuru aldık. Fakat bunu söyleyince genelde arkadaşlarımız çok seçime şansının olmadığını da düşünebiliyorlar. Ve şunu söyleyebilirim, 468 kişiyi yerleştireceğiz arkadaşlar stajyer. Geçtiğimiz yıl 450 kişiyi yerleştirdik. Bu yıl da 468 kişiye yerleştireceğiz. Dolayısıyla stajı alacağımız kişi sayısı çok fazla olduğu için burada da şansınız devam ediyor. Programa aranızdan programa başvuran arkadaşlar illaki vardır. Ben biraz programın takvimden de bahsetmek istiyorum. Şu anda yetenek kazanma ekibimiz buradaki seçme yerleştirme süreçlerinin ilk ön elemelerini yapmaya başladılar. Yani aslında programın duyurusunda örnek veriyorum, hazırlık ve birinci sınıfları bu programda yer veremiyoruz. Dolayısıyla onları hızlıca dönüşlerini gerçekleştiriyorlar. Akabinde İngilizce sınavı ve genel yetenek sınavı aşamamız var. Bu aşamalardan geçen arkadaşlarımızı bir videolu mülakata alıyoruz. Orada sorduğumuz birkaç soru var. Her bir cevap tek tek yetenek kazanma ekibimiz tarafından inceleniyor, değerlendiriliyor. Herkesi hakkaniyet olması açısından aynı şekilde değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Sonra kişinin ilgi alanlarına ve seçtiği bölümlere göre yerleştirmeler yapılıyor. Yani tüm değerlendirmelerden geçmiş kişiler bir havuzda bir araya geldikten sonra bizim arayışımızın olduğu bu 468 stajyer pozisyonuyla eşleştirmeler başlanıyor. Mümkün olduğunca birebir eşleştirmeler gözetiliyor. Evet, buradaki dediğim gibi değerlendirme süreci devam ediyor. Prep bizim Türkiye'nin çeşitli üniversiteleri, Fırat Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik gibi üniversitelerimizde anlaşmalı olarak, yani üniversitenin özellikle bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi bölümleriyle anlaşma yaparak hayata geçirdiğimiz bir program. Stajdan daha fazlası diyoruz biz prep için. Buradaki arkadaşlarımız yaklaşık 5-6 ay civarında bir staj yapıyorlar. Ama bununla birlikte İngilizce eğitim alıyorlar. Çünkü IT sektöründe özellikle İngilizce olmazsa olmaz. Yani birçok alanda artık olmazsa olmazımız, ama IT bu anlamda
birinci günleri itibariyle globalle çalıştıkları için daha önem kazanıyor diyebilirim. Teknik eğitimler alıyorlar Bilgi Adam'dan ve Arçelik'teki yöneticilerimizden. Dolayısıyla stajdan daha öte bir erken gelişim, profesyonel gelişim programı olarak adlandırıyoruz. Etiquette for Your Future bizim tersine beyin göçü programımız. Özellikle yurt dışındaki Türk öğrencilerine özel hazırladığımız bir program. Burada arkadaşlarımızı Türkiye'ye 2 haftalığına davet ediyoruz. 2 hafta boyunca dop dolu bir program geçiriyoruz onlarla. Bu süre boyunca belli bir temada bir proje hazırlıyorlar. Ve projenin sunum gününde Ali Koç'un da olduğu üst yönetim birimlerine sunum gerçekleştiriyorlar. Çok enerjisi yüksek, çok güzel bir program. Ali Bey'in özellikle bu sunum günlerinde söylediği bir söz var. Aranızdan bir kişiyi bile ben hani bırakın Arçeli'ye, Türkiye'ye dönmeye ikna edebilirsem, Türkiye'de de sizlerle başarılı işler yapabileceğimize ikna edebilirsem ne mutlu bana, bu program başarıya ulaşmıştır gibi son programımızda böyle çok güzel bir sözü vardı. Dolayısıyla bu program bizim özellikle tersine beyin göçünü hedeflediğimiz bir program. Geldik WinTech'e. WinTech bizim STEM alanında kadın oranını dengelemek adına yürüttüğümüz bir yetenek programımız. Burada bir staj söz konusu değil. Bu farklı bir gelişim programı. Arkadaşlarımız 3 günlük bir workshop alınıyorlar. 3 tam gün boyunca çeşitli fasilitatörlerden eğitimler alıyorlar ve 3 gün boyunca aslında bir proje üzerinde çalışıyorlar. Çok yoğun geçiyor bu 3 gün. Sonrasında 3 gün bittikten sonra 1 yıl süren bir yolculuk başlıyor. Bu 1 yıl boyunca her WinTech katılımcımıza bir mentor atıyoruz. Ortalamada bir 60 kişiyi bu arada kabul ediyoruz bu programı. Her mentor, menti aylık olarak buluşuyor 12 ay boyunca ve aynı zamanda 12 ay boyunca çeşitli eğitimlerle de WinTech katılımcılarımızı destekliyoruz. Bu programı global olarak yapıyoruz arkadaşlar. Yani sadece Türkiye değil, Türkiye, Romanya, Güney Afrika ve Pakistan olmak üzere şu anda 4 ülkede aynı anda yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl tek bir program ve global olarak yaptık. Dili İngilizceydi o yüzden. Tüm oradaki eğitim ve iletişim dilimiz İngilizceydi. Bu yıl bir tane de Türkiye için özel bir programı açtık. Dili Türkçe olarak devam edecek şekilde. Onun başvuru süreci bitti. Değerlendirme süreçleri şu anda devam ediyor. Ve Nisan ayında da 60 katılımcısı WinTech 2023'e Türkiye programına başlamış olacak. Fakat bir de global versiyonu olacak. Global versiyonuna katılmak isteyen arkadaşlarımız özellikle sosyal medya hesaplarımızdan başvuru dönemlerini takip ederse Eylül ayında da global versiyonu başlamış olacak. Türkiye katılımcılarımızı Türkiye'deki mentorlarla eşleştiriyoruz. Ama o 3 günlük workshop ve diğer eğitim süreçleri tüm global ekiplerle bir arada oluyor. Yani WinTech katılımcısı arkadaşlarımız aslında Arçelik'e henüz giriş yapmadan globalliği deneyimlemiş oluyor diyebilirim. Arçelik'in çok güzel bir eğitim kataloğu var arkadaşlar. Yani Arçelik özellikle ben bunu bir çalışan olarak söylemek istiyorum size. Çok samimi bir taraftan söylemek istiyorum. Eğitim, öğretim ve gelişimi çok destekleyen bir şirket. Şirkette çalışanların tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanabileceği İngilizcelerini daha akıcı, daha iyi ifade edebilmek için bir İngilizce yabancı dil eğitim programlarımız var. Bunlarla birlikte yıllık çeşitli katalog eğitimleri oluyor. Burada Wellbeing'den tutun da işte Excel eğitimlerine veya kendinizi geliştirmek istediğiniz herhangi bir alan. Yani sizin illaki çalıştığınız bölümle alakalı olmak zorunda değil. Mesela değişimi yönetmek veya stratejik düşünme becerileri, yenilikçi düşünme becerileri, ilgi alanlarınıza göre tamamen bir eğitim seçmeniz söz konusu. Ama bunların haricinde de sizin mesleğinize yatırım yapacağınız bir eğitim var diyelim. Şirket bu şekilde desteklerini sürdürüyor. İç eğitmen kültürü var Arçelik'te. Yani tüm bu katalog eğitim, yabancı dil eğitimlerinin haricinde iç eğitmenlerimizden de yararlanarak çeşitli eğitimler almış oluyoruz. Evet, az önce bahsettiğim aslında yetenek programlarımızın duyurularını Arçelik Global Careers hesabımızdan paylaşıyoruz.
QR kodu okutarak hesabımıza gidebilirsiniz. Fresh Start, WinTech, Etiquette for Your Future, Prep ve çok daha fazlası dedim ya size. Aslında farklı personalara ürettiğimiz yetenek programlarımız söz konusu oluyor. Onlar için de zaman zaman programlara çıkıyoruz. Onlar çok düzenli olmadığı için o dörtlü ana çatı altında yer vermedim. Ama dediğim gibi farklı yetenek programları da dönemsel olarak hayata geçebiliyor. Evet, bir tane Fresh Start videomuz var. Bu yılın lansman videosu. Enerjisini çok sevdiğimiz bir videoydu. Fresh Start'ı çok iyi anlatan bir videoydu. Onu izletmek istiyorum. Evet, bu yılki Fresh Start kampanyamız Here to Change. Çünkü değişimin merkezinde olan gençleri konu almak istedik. Özellikle sizler gerçekten çok önemli değişimlerden geçtiniz arkadaşlar. Biz tüm bu programları yaparken çok ciddi bir empati yapıyoruz sizlerle. Pandemi, afetler, çeşitli zorlukları yaşadınız, bunu biliyoruz. Ve sizlerin hayatını kolaylaştıracak çözümler neler olabilir? Biz bu programlarda yer veriyoruz. O yüzden bu yılki mottomuzu da Here to Change olarak belirlemiştik. Burada gördüğünüz her bir kelime, işte o inovasyonlar, teknolojiler, globallik, şirket içerisinde kullanılan özenle seçilmiş kavramlar olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha vaktimiz var mı Damla? Çok az kaldı aslında. Son bir iki slaytım kaldı, onu sormak isterim. Tamamdır. Evet, az önce dedim ki yani ben çok konuştum. Biraz da şirketin çalışanları konuşsun. Az önce Fresh Start'lı bir arkadaşımızı dinlemiştiniz. Bir de People of Arçelik serimiz var bizim. Yani çalışanlarımıza diyoruz ki işinizi anlatır mısınız? Yaptığınız işi nasıl yaptığınızı, günlük dinamiklerinizi anlatır mısınız? Bize sadece bunu çekmek düşüyor. Bir tanesini örnek olarak size yansıtmak istiyorum ama daha fazlasını izlemek isterseniz yine az önce gösterdiğim sosyal medya hesabımızdan izleyebilirsiniz. Merhaba, ben Buse. Arçelik'te üretim ve malzeme planlama takım lideri olarak görev almaktayım. Yaklaşık 5 yıl önce üniversiteden mezun olduktan sonra Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi'nde göreve başladım. Dünyanın her yerindeki çalışma arkadaşlarınızla birlikte yönettiğiniz projelerle ya da dünyanın her yerinde bulunan tedarikçilerinizle yaptığınız toplantılarda globalliğin bir parçası olduğunuzu hissediyorsunuz. Örnek vermek gerekirse benim işlerime girdi olarak Çin'deki bir tayfunu konuştuğum bir gün de var. Aynı zamanda Süveyş kanalının tıkanması da bir girdi. Bunun yansımalarını, bunun parçası olmayı gün geçtikçe daha fazla hissediyorsunuz. Evet. Son slaytıma geldik. Arçelik Talent Community'yi kurduk bu yıl arkadaşlar, 2023'te. Arçelik Talent Community nedir? Aslında yetenek programlarımızdan ve sizin gibi kampüs aktivitelerimizden dokunduğumuz arkadaşlar için özel bir kulüp. Bu kulübe katılmak için QR'ı okutabilirsiniz. Peki bu kulübe katılan arkadaşlarımızı neler bekliyor? Birincisi, yetenek programlarımızın duyuruları veya çeşitli iş alım fırsatlarının çeşitli dönemlerde Arçelik Dünyası ile ilgili newsletterları buraya başvuran, katılan arkadaşlarımıza gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda burası önemli bir yetenek havuzu iş alım ekibimiz için. İş alım ekibimiz herhangi bir pozisyonda arayışı olduğunda ilk olarak bu havuzu değerlendirmeye alacaklar ve uygun gördüğü adaylarla direkt olarak iletişime geçecekler. Bu sadece iş alım fırsatları değil, staj fırsatları için de geçerli. Dolayısıyla eğer Arçelik'te çalışma hayatıyla ilgileniyorsanız, öğrenci de olabilirsiniz bu arada. Öğrenciler için de çok güzel dışarıda MT programı olarak adlandırılır. Biz
Project Engineer, Project Assistant Program diyoruz buna. O programımızda da yer alabilirsiniz. Burada uzun dönem bir çalışma hayatını deneyimleme fırsatınız oluyor bu program vasıtasıyla. Diyeyim. Ve burada sunuma son vereyim artık. Sanırım biraz zamanımız az kaldı. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar dinlediğiniz için. Eğer herhangi bir şekilde farklı bir sorunuz olduysa yanıtlamak isterim. Bana LinkedIn'den de ulaşabilirsiniz. İletişimde kalabiliriz. Süper. Özlem, gerçekten değerli anlatımın için, videolarda paylaştığın deneyim aktarım için çok teşekkür ederiz. Bence çok değerliydi. Aslında izleyicilerimizin birkaç sorusu var. Yaklaşık bir 4-5 dakikalık da zamanımız var. Ben yönlendiriyor olacağım ama paneli kontrol ederken sorudan ziyade farklı bir not gördüm. Onu da paylaşmak istedim açıkçası. Soru değil ama ben Arçelik olarak yaptığınız kadınlara yönelik programlar için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten takdir ediyorum ve gurur duyuyorum yaptığınız projelerle. Çok teşekkürler demiş bir izleyicimiz. Öncelikle de bu güzel dileği iletmek istiyorum ve ilk sorumla başlayacağım. Fresh Start Staj programı için adaylardan beklediğimiz yetkinlikler nelerdir? Yani özellikle bu yetkinlikler kısmı gerçekten öğrenciler tarafından çok merak edilen noktaların başında geliyor. Evet, yüzlerce yetkinlik. Neden? Çünkü 468 pozisyon var ve her pozisyonun aradığı kriterler de değişebiliyor arkadaşlar. Ben de eski bir işe alımcıyım bu arada. 8 yıl kadar özellikle aktif işe alım gerçekleştirdim. Neler gerekiyor? Yani Arçelik dünyasında gerçekten başarılı olabilmek için, fark yaratabilmek için bazı yetkinlikler gerekiyor. Bir tanesi değişme adaptasyonu. Çünkü Arçelik hep büyüyor. Yani ben bir yıl aşkın süredir Arçelik'teyim ve Arçelik işte şimdi Whirlpool sürecimiz, Whirlpool adapte olma sürecimiz var. Yani sürekli olarak globalde büyüyen bir organizasyondasınız. Ekibiniz büyüyor. 600 kişilik bir insan kaynakları ekibiyle çalışıyorum, örnek veriyorum ben. Çok büyük bir organizasyon. Dolayısıyla da bu organizasyonda gerçekten başarılı olabilmek için en önemli yetkinliklerden biri değişime adaptasyon. Ki bence bu konuda sizin nesil oldukça önemli kaslar edindiniz arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Soru sormak becerisi çok önemli. Meraklı olmak çok önemli. Ama CV üzerinden peki hani bunlar biraz daha bizim mülakatta dikkat ettiğimiz detaylar ama CV üzerinden nelere dikkat ediliyor iş alım ekibimiz tarafından? Birincisi üniversiteyi okurken yaptığınız gönüllü faaliyetler. Bu üniversite hocalarıyla yaptığınız çalışmalar da olur. Bizim için çok kıymetli. Örnek veriyorum bir projede yer almışsınızdır. Gönüllü olabilir veya zorunlu olabilir, fark etmez. Bunları CV'nize mutlaka yer verin. Bir yerlerde geçirin. Veya yapmadığınız ama özel bir ilgi alanınız var. Biz özellikle Fresh Start'ın bu yılki başvuru formuna böyle bir soru ekledik. İlgilendiğin özellikle bir ilgi alanı var mı? Örnek veriyorum elektromanyetik. Yani ben bu alanda çalışmak istiyorum. Evet, deneyim yok. Stajyerden zaten bir deneyim beklemiyoruz. Ama bu alana ilgisinin olması bizim için çok önemli bir kriter diyebilirim. Süper, detaylı anlatımın için çok teşekkür ederim. O zaman değişime adaptasyon, soru sormak ve meraklı olmak aslında bu yetkinliklerin başında geliyor gibi görünüyor. CV için de bence güzel çıktılar aldık. Özellikle bu gönüllü faaliyetler veya kulüp aktivitelerine sanıyorum ki yeni mezun veya işte staj tarafındaki CV'lerde biraz daha dikkat ediyoruz. Arkadaşlarımıza da yeniden hatırlatmış olalım. Aslında Özlem, çok vaktimiz kalmadı. Ben bir soru daha soracağım ama bu soruyu sorarken bir genelleme de yapacağım. Tabii ki sadece Fresh Start üzerinde de sorular gelmiş ama birçok kariyer programınız var senin de sunumunda bahsettiğin üzere. Bu arada 16.20'de bugün bir MT panelimiz var ve Arçelik'ten bir MT'miz de bizlerle olacak. Oraya da mutlaka katılıp tüm detayları dinlemenizi ben yine hatırlatmak istiyorum. İkinci sorumu sorarken Fresh Start staj programında adayları hangi tür ayrıcalıklar bekliyor? Yani benim anladığım burada biraz daha program içeriğinden bahsetmişler sanırım. Bunun yanı sıra da genel sizlerin yetenek programlarını nereden inceleyebilirler? Belki tekrar onu bir vermekte fayda olabilir ve bir şekilde oturumumuzu sonlandırabiliriz. Tamamdır, çok güzel. Fresh Start arkadaşlar gerçekten ince eleyip sık dokuduğumuz bir program. Yani biz buna bir ay, iki aylık bir program yapıp geçmiyoruz. Ve her günü özellikle ilk bir ay boyunca her günü bir eğitim
veya bir etkinlikle gerçekleştiriyoruz. Yani örnek veriyorum, bugün etkinliklerimizden bir tanesi yoga aktivitesi oluyor. Başka bir etkinliklerimizden bir tanesi dijital okul yazarlık eğitimi oluyor. Mesela 8 saat boyunca. Başka bir eğitimimiz design thinking oluyor. Tasarım odaklı düşünme. Her alan için geçerli. Biz insan kaynaklarını da bunu kullanıyoruz. Başka bir eğitimimiz agile çalışma, çevik çalışma yöntemi. Bunu uygulamak zorunda değilsiniz. Ama biz Prestart'ta şunu hedefliyoruz. Bir Prestart'ı bu programdan çıktıktan sonra Arçelik'te olsun olmasın sektörde çok daha güçlü olabilmesine, kendini çok daha ifade edebilmesine, yeniliklerini takip ederek ya evet bak Arçelik stajyeri diye öne çıkarılmasını hedefliyoruz ve bunu da duyuyoruz. Farklı şirketlerden duyuyoruz. Yani Arçelik'te staj yaptıysa evet bunun temeli sağlamdır. O yüzden 1-2 ay evet yaz stajı için kısa bir süre olsa da biz onu mümkün olduğunca altını dolu bir hale getirmeye çalışıyorum diyeyim, özetleyeyim. Geçtiğimiz yıl 2022'de 26 tane merkezi etkinlik yaptık. 460 arkadaşımızla birlikte. Onun haricinde her lokasyonda kendi işte doğa gezisi gibi kendileri de farklı etkinlikler ve eğitimler yaptılar. Diyeyim, o soruna cevap vereyim. Nereden takip edebilir sorusuna? Arçelik Global Careers hesabımız arkadaşlar. Instagram'da bulunan hesabımız. Burada biz zaten orada yetenek programlarını da işaretliyoruz. Çok güzel bir recruitment day yapacağız. İş alım ekibimiz burada özellikle bugünkü MT programından bahsedecek arkadaşımız 16-20'de ama oraya katılmak isterseniz bir iş alım dönemi başlıyor. Üniversite 3. 4. ve yeni mezun arkadaşlarımızı bu programa alabiliyoruz. Onu da kaçırmayalım. Özellikle de sosyal medya hesabımızda başvuru linkini önümüzdeki günlerde, bugün, yarın veya en geç cuma günü paylaşmış olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim arkadaşlar farklı vesilelerle. Süper. Özlem Hanım, yutuya değerli vakti için tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturum için kısa bir ara veriyoruz.